Merhaba arkadaşlar. Bugün size minimalizmle ilgili bir video çekeceğim. Sadece evinizi değil hayatınızı değiştiren 21 madde olarak da bunları sıraladım. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Açıkçası ben bunları sıralarken keyif aldım. Çünkü benim çok işime yarayan maddelerdi bunlar. Ve sizinle paylaşmaktan çok keyif duyuyorum. Başlıyorum. Birinci madde neyi attığınızı ya da verdiğinizi fotoğrafını çekip yazın bu verme konusunda minnettarlığınız o objeye teşekkür etmenizi göstermek yani teşekkür etmek kalpten çok önemli ve onu sevgiyle uğurluyorsunuz bu şekilde. Ben hem fotoğrafını çektim verdiğim objelerin, kıyafetlerin işte her şeyin hem de yazdım deftere. Bu arada şundan bahsedeceğim. İlk minimalizm videosunda size söylemiştim. Paperworks o kağıt işleri bitti. Komonolar kısmındayım dördüncü aşamada. Bunu size ilerleyen zamanlarda, manevi eşyalara da geçtikten sonra e, bir videosunu çekiyor olacağım. Şimdi ikinci maddeye gelecek olursak, size neşe veren ne varsa tutun. Zaten bu Marie da bahsettiği bir madde, metot. Size neşe veren objelere odaklanın, diğerlerini vermekten hiç çekinmeyin. Üçüncü maddeden bahsedecek olursam, teknolojiyi iyi kullanın. Bu mesela bir laptopunuz, bir cep telefonunuz varsa bununla televizyon izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Netflix'ten bir şey izlemek kolay. YouTube, müzik dinleyebilirsiniz. Zaten fotoğraf artık her, herkes kameralarıyla çekiyor cep telefonlarıyla. Ben şahsen Apple kullanıyorum ama tabii ki de bütçeden bütçeye değişiyor. Apple'ı öneriyor muyum? Evet. Çünkü Steve Jobs zaten kendisi Zene çok meraklıydı ve ürünlerini minimalizme uygun geliştirdiği için genelde bu minimalistler hep Apple kullanmayı öneriyor. Ama tabii ki de bu hem bütçeye bağlı hem de kişinin tamamen zevkine bağlı olarak değişiyor. Dördüncü maddeye gelecek olursam eşyalarınızın size kim olduğunuzu söylemesine izin vermeyin. Burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Mesela ben medya iletişim ve fotoğraf okudum. Ve fotoğrafla ilgili çok fazla yani küpem, bardak altlıklarım, tişörtlerim, kitaplar zaten tamam hadi kabul edilebilir çok şeyim vardı. Bu bir yerde kendimi herhalde fotoğrafçı göstermek de istiyordum derinlerde bilmiyorum. Sizin ilgi alanınız neyse mesela saate meraklıysanız her şeyinizi saatle ilgili yapmanız yani saatte tişörtleriniz varsa saatte çoraplarınız bilmiyorum ne varsa onları tutmak zorunda değilsiniz. Eşyalarınızı sadece eşyalar olarak kullanın ve size kim olduğunuzu dikte etmesine izin vermeyin. Beşinci maddeye gelecek olursak sabırlı olun ve kendinize zaman tanıyın. Bu çok önemli. Çünkü e, minimalizmde yine bu bir yolculuk, bu bir süreç ve amaç aslında eşyalarımızdan kurtulmak olarak gözükse bile hayatta kendinize alan açmak. Alan açarak zihninizin, bedeninizin, duygularınızın daha özgür şekilde ifade bulmasına olanak sağlamak demek. Bu süreçte de kendinize zaman tanıyın. Bir yılda olabilir sizin için bu, on yılda. Beyin, enerji ve zamanınızın bir limiti var. Bu limiti zorlamayın. Altıncı maddemiz oluyor. Biz 50 bin yıllık bir donanıma sahibiz beyin olarak. Dolayısıyla bugünkü koşullarda çok fazla bilgi bombası diyeyim hani var bize gelen. Bunları da seçici olmamız gerekiyor. Beyninizi çok zorlamayın. Daha işlevsel kullanın diyebilirim bu konuda. Yedinci madde şu. Eğer ki mesela aynı çift çoraptan, aynı çift tişörtten iki tane varsa ya da neyse herhangi bir obje, bardak tutmayın. Çünkü çift olanları ayırmak sizin işinize çok yarayacaktır ve ayrıca ihtiyacı olanları da gitmesi eminim benim gibi sizi de çok mutlu edecektir. 8. madde şu. Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Şimdi bu zaten minimalizmin aslında ana konusu. İstemek ve ihtiyacının olması. Neye ihtiyacımın olduğunu belirlemek. Neye ihtiyacınızın olduğunu belirledikten sonra isteklerinizin önemi çok fazla olmuyor. Çünkü siz daha işlevsel yaklaşıyorsunuz objelere. Dolayısıyla bu da önemli. Dokuzuncu madde aslında ilk başta söylediğim vedalaştığınız her objeyle şükran ve minnet duygusunu ifade ederek vedalaşırsanız eminim daha hissedeceksiniz o neşeyi ve o coşkuyu içinizde. Vermenin hazdını diyeyim. 10. maddeye gelecek olursak sahip olduğun şeyleri sev. Sevmediğin şeyleri de sahip olma. Bu çok basit ve kendini açıklayan bir madde. Ben bunun çok faydasını gördüm. 11. maddeye gelecek olursak hediyeler konusu arkadaşlar. Hediyeler çok önemli çünkü eminim doğum günlerinizde yılbaşında çok hediye alıyorsunuzdur. Bunları vermekten korkmayın. Her hediyeyi sadece arkadaşınız size verdiği için tutmak zorunda değilsiniz. Sizin eviniz ayrıca bir müze değil. Koleksiyonlarınız varsa sevgiyle vedalaşarak onlardan da e, ayrılabilirsiniz. Ayrılmayı seçebilirsiniz. Çünkü bu ilerleyen maddelerde var ama çok önemli bir şey. Siz aslında o objeyle kurduğunuz bağdan ibaretsiniz ve bu zihninizde oluyor. Yani aslında o e, elinizde tuttuğunuz şey değil sizi mutlu eden onunla kurduğunuz bağ. 12. maddeye gelecek olursak, ödünç alabildiğiniz her şeyi ödünç alın, kiralayabileceğiniz her şeyi kiralayın. Eğer böyle yaparsanız satın alma potansiyelinizi en aza indirmiş oluyorsunuz. Bu da sizin hayatınızda çok olanak yer açıyor başka şeyler için. 13. madde çok önemli bence. Diyetteyim kuralı. Şimdi diyette olan kadınlar özellikle bunu herkese duyurur. Çünkü duyurdukça onu yapmaya daha meyilli olurlar. Siz de minimalizme giriş yaptıysanız ve bazı eşyalarınızdan kurtulmak istiyorsanız, kurtulmak da değil de vermek istiyorsanız diyeyim ihtiyacı olanlara, hayatınızda daha zengin, daha yer açmak istiyorsanız bunu herkese duyurun. Sosyal medyayı kullanın, yakın çevrenize söyleyin, gittiğiniz, tanıştığınız birine bahsedin. Bunu bahsetmeniz çok önemli. 14. madde şu. Emin olmadığınız yani vermekte tereddüt ettiğiniz her eşyayı, kıyafeti olduğu yerden farklı bir yere koyun. Ve iki gün en az bana kalırsa bir, bir ay kadar onu oradan almayın. Şimdi bunu yaptığınızda beyninize aslında farklı bir sinyal gönderiyor olacaksınız. Çünkü onun olduğu yerde olmaması eğer ki sizde çok fazla bir yokluk duygusuna yol açıyorsa o zaman tamam o, o obje de size neşe veriyorsa onu tutun. Ama bekleyin bir bir ay kadar bekleyin. Bakın bakalım belki de o hiç aklınıza gelmeyecek. Ve Eğer aklınıza gelmiyorsa onunla vedalaşma zamanı gelmiş demektir. Bu noktada ikinci bir adım karar yani ben şahsen artık o noktaya geldim ama 3. ayımdayım bu minimalizm yolculuğumda. Karar veremediğim her şeyimle vedalaşmayı seçiyorum. Ama dediğim gibi bu insandan insana değişen bir süreç. 15.'si benim favorim. Gerçekten favorim. Bu maddenin adı biri gelir biri gider. Şimdi bu da şöyle düşünün. Bir tişört alacaksanız, bir tişört gelecekse bir tişörtün gitmesi gerekiyor. Evinizde, hayatınızda hangi objeyi çıkarmayı gönüllüsünüz ve isteklisiniz. Bunu düşünmeniz çok güzel olacaktır. Çünkü bu şekilde bir farkındalık yaratarak kendinizde gerçekten ihtiyacım var mı ya da istediğim için mi alıyorum? Bunun ayrımını da yapıyor olacaksınız. 16. madde şu. Aslında ilerledikçe bu yolda az olduğunda değeri yükseliyor. Yani mesela bir 10 tane kupanız varsa onun değeri sizin için daha az oluyor ama bir tane ya da iki tane kupanız varsa o kupalara daha çok değer ve önem vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla sahip olduğunuz şeyleri azaltırken onun işlevselliğine de bir bakın ve gerçekten yine ihtiyacınız var mı ona göre seçerseniz faydasını göreceksiniz. Bu arada şunun örneğini de vermem gerekiyor. Steve Jobs mesela birkaç çift ayakkabısı vardı ve New Balance markasında çok giyiyordu. Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, gri tişört hastalığı mı var diyeyim artık buna, bence gayet alışkanlık, alışkanlığı var. Ve adamın evinde belki 20 tane gri tişört var ama bu şekilde azaltarak, bu şekilde seçici olarak yaratıcılığına ve diğer şeylere daha fazla zaman ve enerji verebilmiş oluyor bu insanlar ve dolayısıyla onların da bildiği şeyler olduğunu düşünüyorum. 17. maddemiz şu. Size bir şey olsa Allah korusun ve yarın öbür gün eşyalarınız kalsa bu sevdiklerinize neşe verir miydi? Bunu düşünün. Ve bu çok gerçekten aslında değişik bir bakış açısı ama e, bu yolculukta sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Netflix'te minimalizm belgeseli vardı. İzlemediyseniz izlemenizi çok öneriyorum. Yönetmeni de çok harika bir yönetmen. Orada da bundan bahsediliyor kendisi. Annesi vefat ettiğinde ke adamın kendisine kalan işte tonlar yani ton demeyim de kolilerce eşyalar ve onun aslında oğlunun hiç içine yaramamasından bununla ilgili orada da zaten göreceksiniz. 18. maddeye gelecek olursak içgüdülerinize güvenin. Bruce Lee'nin düşünme, hisset dediği gibi siz de düşünmeyin, verin. İçgüdüleriniz zaten size emin olun yanıltmayacaktır. Eğer içinizden gelen objeyi ya da o kıyafeti her neyse tutmak değilse vedalaşma zamanı gelmiş demektir. 19. maddemiz illa bir bavula her şeyinizin sığması gerekmiyor ve bu da şu demek oluyor. Minimalizmi ben evre evre düşünüyorum açıkçası ve birinci evre daha başlangıç dersek ikincisi orta, üçüncüsü de artık böyle profesyonel demeyeyim de hani gelişkin seviye. Dolayısıyla böyle ayırırsanız siz istediğiniz seviyede olmayı seçebilirsiniz. Kimine göre bir ev dolusu eşya tutmak onlara inanılmaz mutluluk verir. Kimine göre de iki çatalım olsun, iki kaşığım olsun, 3-5 tabağım olsun yeterlidir. Kişiden kişiye bu değişir. 20. maddeye gelecek olursak Sadece ve sadece bu yolculukta kendinize odaklanın. Çünkü ben özellikle ikinci aya girdikten sonra diyeyim ve yazdığım için de hani madde maddene verdiğimi biliyorum ve fotoğrafını da çektiğim için bir yerden sonra algımız insan olduğumuz için şeye kaçıyor. Ay benim çok eşyam yok artık ama Ahmet'in Mehmet'in ne kadar da eşyası var ya aslında kurtulsa falan deyip istemeden de olsa onlara öneride bulunabiliyoruz ya da yorum yapabiliyoruz. Hiç kimseyi yargılamayın. Herkes kendi yolculuğunda. Siz kendinize odaklanın ve kendi yolculuğunuza bakın. Bu arada şöyle bir şey de var. Her şey ver hastalığına kapılabilirsiniz. Yani bir yerden sonra böyle onu da versem, bunu da versem, şunu da versem oluyor. Ve bu güzel bir süreç. Olanı olduğu gibi kabullenin. Dediğim gibi bu sizin yolculuğunuz. Zaten içgüdüleriniz size en doğru olanı söyleyecektir. 21. ve son maddeye gelecek olursak amacınıza odaklanın. Sizin amacınız elinizdekileri vermekten daha çok size neşe vereni tutmak ve hayatınızda yer açmak. Dolayısıyla dikkatinizin dağılmasını elemiş oluyorsunuz. Yani daha odaklı, daha üretken, daha yaratıcı, daha gerçekten esas olan neyse ona odaklanıyorsunuz. İlerleyen minimalizm videolarında bunlardan bahsedeceğim. Çünkü aslına bakarsanız minimalizm en başta dediğim gibi sadece evinizi değil, hayatınızı ve sizi değiştirecek bir olgu ve yolculuk ve süreç ve bu süreçte psikolojik boyutları da var. Bizim gerçekten ihtiyacımız olan şeyler ne? Bunları da ele almış olacağız. Videoyu izlediğiniz için çok minnettarım. Çok keyif alıyorum bunları sizinle paylaşmış olmaktan. Minimalizm yolculuğunuzda sizin de deneyimlerinizi benimle paylaşmanızı çok isterim. Yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. <laughs> Bildiğimiz bir o elmalı marka var ya ne diyebilirim yine